Herkese selam. Niye bu kadar hevesli girdi? Yeni bir video ile karşınızdayım. Videolarım her ne kadar izlenmese. Bugünkü konu oyunculuğa girişim. Oyuncu olmak isteyenlere tavsiyeler tarzında bir şeyler olacak. İki video öncesinde bahsetmişim zaten. Oyunculuğa girişimi işte çok plansız programsız olmuştu zaten. Onu bir detaylı bir şekilde anlatıp bitirip oyuncu olmak istiyorum diyenlere ne gibi önerilerde bulunabilirim falan filan onlara. Ben bu videoyu çekemeyeceğim. Kesinlikle çekemeyeceğim. İstanbul'a gittiğim ilk yıl sanki yıllarca yaşamış gibi. İstanbul'a gidişimin 6. veya 7. ayındaydı. İki video öncesinde bahsetmiştim zaten. İzleyen o 40 kişi buradaysa onlar biliyor mevzuyu zaten. Neyse. Bir arkadaşım bir ajansa işte benim bilgilerimi, fotoğraflarımı falan gönderiyor. Daha sonra ajans beni arıyor. İşte sizinle işte bir sizinle çalışmak istiyoruz. İşte gelin görüşelim vesaire vesaire tarzı. Şimdi, yerden yere vurmayayım ama ajansların belli başlı olanlar hariç diğerleri dolandırıcı. Net dolandırıcı yani. İnşallah bu şov işlemez. Beni arayan ajansın ismini daha önce çok duymuştum. Hatta çalışan birkaç, ya yani onlarla birlikte çalışan birkaç kişiyi daha tanıyorum. Ama yine güvenemiyor insan yani. Yani işin içine girmeden ne olduğunu bilemiyorsunuz açıkçası. Yani beni aradılar, ben de işte siz dolandırıcısınız, siz şöylesiniz, böylesiniz, bilmem nesiniz falan. Yerli yersiz bir ton hakaret, küfür ettim, telefon suratlarına kapattım. İşte aradan 5 dakika geçti geçmedi, beni geri aradılar. Benim ellerim çok hareket ediyor. Sandığın gibi değil, gel görüşelim işte bakalım bir falan fistan şey oldu, tarzı bir konuşma oldu. Ben okey deyip telefonu kapattım. Ama aklıma kesinlikle gideyim, görüşeyim, işte şu olsun, bu olsun, işte televizyonları çıkarım, oyuncularla şey yaparım bilmem ne falan gram yok. Çünkü zaten o zamanlar aktif çalıştığım bir yer vardı ve o işe duyduğum bir ilgi vardı. Yani onun peşinden devam edecektim. Planım oydu. Bir gün işte annemle dışarı çıktık. Dolaşıyoruz. Bir yerdeyiz, söylemeyeceğim. Şimdi yer mer söylersem her şey ortaya çıkar. Ben zaten anneme konudan bahsetmiştim. İşte o günün akşamı mı, ertesi günümle konudan bahsetmiştim. Aradan bir hafta geçti. Biz işte dışarı çıktık annemle dolaşmaya biraz. O ajansın bulunduğu yere geldik. Dedi ki git görüş. Dedim ki hayatta gidip görüşmem. Ya bir kere dedim, hani tamam dolandırıcı olmasalar bile bir ton hakaret ettim adamlara. Nasıl bakayım yüzlerine şimdi? Gidip durduk yere yani kendimi şey yapacağım orada. Rezillik. Ne oldu bir hafta önce telefonda esip gülüyordun. Ne oldu geldi. Şimdi ben bu düşünceli hali olduğum için girmeyecektim. İktir kaktır beni şey yaptı. Binaya soktu işte gittik. Görüştük ettik falan fistan. Ne olduysa o sıra ben bir katakülliye geldim. Bir şeyler oldu saniyeler içinde. Birileri geldi, bir şeyler anlattı, fotoğraf çekildi. Bir baktım sözleşme imzalıyoruz. Olayları her şey bittikten 5 dakika sonra falan algılayabildim ancak. Çünkü her şey o kadar aceleye geldi ki ne olduğunu anlamadım. Neyse sözleşme falan yapıldı. Gene diyorum ki yani tamam tamam sözleşme var gitmem olur biter yani. Onunla mı uğraşacağım falan diye düşünüyorum. Hala aklımda diğer iş var. Neyse aradan bir hafta mı, iki hafta mı geçti herhalde. Yeni başlayacak bir proje vardı, onun için bir aramışlardı. Şimdi şunu söylemem gerekiyor şurada. Ajanslarla çalıştığınız için oyuncu statüsüne giremiyorsunuz. Ki zaten yani o oyuncu statüsüne girmek çok zor. Ki yıllardır bu işi yapan adamlar bile kendilerine o statüyü koymuyorlar. Öyle düşünelim. Ajanslarla çalıştığın için direkt figüransın. Böyle bir gerçeklik var yani. Figüransın.
Ve ilk başlarda yapabileceğin tek şey arkadan geçmek oluyor. Yani bayağı arkadan geçiyorsun yani. Kameraya değmiyorsun bile. Ama evet, set ortamında mısın? Set ortamındasın. Set ortamını gördün. İşte oyuncuları gördün. Nasıl performans sergilediklerini falan gördün. Okey, bunlar bir artı. Ama bir şeyler yapmadıkça, eğitim almadıkça, işte kendi o şeyini, yeteneğini geliştirmek için çalışmalar yapmadıkça hiçbir şey olmuyorsun. 1-2 hafta falan geçti, beni aradılar. Bu süre zarfında da o çalıştığım iş yerinden ayrıldım. Bunlar telefon edince ben dedim ki gideyim bir bakayım. İşte ortamını göreyim, neler yapıyorlar bir göreyim. Bu arada ben de fotoğrafçılık, kameramanlık okuyorum. Hem dedim kendi okuduğum bölümle ilgili belki bir şeyler gözlemleme fırsatı bulurum. Hem oyuncuları görürüm tarzında bir düşünceyle kabul ettim, gittim. İlk setim zaten bahsetmiştim. Erkenci kuş. Erkenci kuştu. O sahne çok komikti ya. Ben o sahneyi bir önceki videoda anlatmamıştım. Bunu fark ettim şu anda. Ya, oturup sahneyi anlatmayacağım şimdi de sahnenin komik olan bir kısmını anlatacağım. İşte Demet, Can, hatta onu bulursam koyacağım. Demet Özdemir, Can Yaman, ben falan üçümüz sahnedeyiz. Bir şey oldu işte, Demet kabine girip çıkıyor işte, bir şeyler deniyor ediyor falan. Bu sırada da bir yakın çekim bir şey oluyordu o an. Tam net hatırlamıyorum da. Ben de iki tane eşek askının arasındayım. Ama asla hareket edemiyorum orada. Çünkü hani herhangi bir şekilde bir öne geri gideyim. Yani, yani çok sıkıntı bir yerde duruyordum. Yani düz ayakta duramıyordum bulunduğum yerde. Mutlaka bir hareket... Ya işte nasıl anlatayım, anlatamam ben şimdi onu yani. Çok sinirlendim. Hareket edemeyeceğim bir konumdayım. Evet, zaten net kesin hareket etmemem lazım. Bir şey oldu, bir aksiyon oldu. Ha, Can Yaman benim olduğum tarafa gelecekti. İşte geri mi geliyordu? Bir şey oluyordu. Ben dedim şey yapayım, kendimi geri kaykılatayım dedim. Onu da yapamam. Ayağım eşeğe takıldı, düşüyordum. Demet. Demet diyor, kızın da başını döndürdüm. O sırada kıyafet deniyordu, bir şeyler yapıyordu. O sahneyi bulup koyacağım, anlayacaksınız. Tabii yani benim düşme şeyim yok da yani Demet'in canın şeyleri falan çok güzeldi. İlk set deneyim böyleydi. Ama ya işte iki tane oyuncuyla aynı sahnede olunca gene bir şey değişmiyor. Yani figüran olarak gitmiştim. İşte ondan sonra bir sete daha gittik. O sete hiç giremeden geri döndük ettik falan. Sonra Afilli Aşk başladı. Afilli Aşk'a gidip gelmeye başladım. Afilli Aşk'a kaçıncı bölümden beri gitmeye başladım ya? İlk bölümden beri mi acaba? Ya ilk ya da ikinci bölümden ikinci ya işte ilk veya ikinci bölümden itibaren 27-28 bölüme kadar falan onlarla birlikteydim. Oraya ilgili anlatabileceğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Orada da birkaç böyle tatlı güzel sahnede bulundum. Ama o sette şey yoktu mesela. Çok şirketteydik zaten biz. Çok nadir diyalog çıkıyordu. İşte yani zaten çok kalabalık bir şey, ekiptik yani. Bizim kadro çok kalabalıktı. Kime denk düşerseydi artık, kimin şansına denk gelirse işte. O gidiyordu, diyalog yapıyordu. Ben de orada bir iki veya üç diyalog şeyim oldu. Ama şöyle bir avantajım vardı. Gerçi bu avantaj pek işime yaramadı. Sürekli kamera önündeydim. Şöyle kamera önündeydim. Şirkette Kerem Oda'nın önündeki masa benimdi. Orada ben oturuyordum. Kerem Oda'yı dıştan alacakları zaman, yani benim dıştan alacakları zaman işte yani nasıl oluyor? Ben burada oturuyorum. Kerem Oda burası, kamera burada. Yani net açıdaydım. O yüzden avantajlıydım. Ama bir işime yaramadı. Sadece kendimi görüp mutlu oluyordum. Ben buradayım falan oluyordum yani. Bir işime yaramadı.
Afilli aşktan sonra benim tatlı alanıma geçtim. Bu arada ara ara da başka setlere de gittiğim oldu. Bunlardan işte birkaç şey. Zalim İstanbul, Çocuk, Tutunamayanlar, Mucize Doktor, Hekimoğlu falan. Aynen. Bunlardan. Benim tatlı alanıma başladım. Benim tatlı alanımda da girişteki şey ne deniyor? Sekreterdim. Tam girişte duruyordum. Sekreter görevinde olduğum için çok sahnelere dahil olamıyordum. İşte hani zaten çok az kişi gidiyorduk oraya. Kaç kişi gidiyorduk ya? 7-8 kişi falan anca gidiyorduk. Zaten çok büyük bir şey yoktu. Şirket alanı yoktu. O yüzden az kişi gidiyorduk. Sahneler de azalıyordu. Tatlı bir ekip vardı. Oranın ekibini çok seviyorum ya. Keşke böyle onlarla bir projede daha çalışabilsem. Yönetmeni falan çok seviyorum onları. Hepsini çok seviyorum. Çok böyle bir sahneye girişim çıkışım falan olmuyordu sekreter olduğum için. Ama az kişi olduğumuz için bazen böyle bir farklılık istediklerinde falan giriyordum sahnelere. Genelde freeyim. Hepsi şaşırdı, ben yatıyordum falan diyormuşum. Benim tatlı yalanım ya, son set günü o kadar hüzünlüydü ki. Yani ilk defa bir dizinin sonunu verdik. Gerçi başında bulunamadım ama sonunda bulunmak da böyle bir duygusal bir şey katıyor insana yani. Hep birlikte set kapattık, gittik falan. Son set günü, son sahne diyalog var. Ben ve Furkan Palalı. Hala kendimi izleyip mutlu oluyorum. Furkan Palalı'ydı da sette bulunmak, işte bir sahnede bulunmak çok güzel bir şey. Gerçekten çok yardımcı olmuştu bana. Bir de o gün o sahnede giydiğim kıyafet benim, of ya, başımı ağrıttı resmen yani. Etek giymiştim. Boğazlı bir kazak. Eteğin içine sokmuştum. Zaten dışına sokamazdım, komik durur. Yani eteğin içinde duruyordu o kazak. Adamlar mikrofon takacaklar. Tamam, taktılar mikrofonu da, mikrofon meydanda. Şimdi ben bir de ilk başta yürüyecek miyim yoksa Furkan işte deskin oraya mı gelecek, anlamamıştım. Paldır küldür koştu işte, sahneyi başlattılar. Ben paldır küldüm. Mikrofonu bir şekilde saklaya saklaya şey, Furkan'ın yanına gittim işte, bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Sonra olmayacağını anladık. Kendi kendimi patlattığım gibi bir şey oldu. Sonra tekrar aldığımızda işte Furkan Deskin oraya gelmişti. Öyle çekmiştik. Ya, çok güzeldi, çok da komikti. Çünkü yani Furkan böyle bir şey, ben böyle cücük gibi falan kalıyorum. Yani tam işte kamera beni döndü, benim yakınımı alacaklar. Cücük gibi kalıyorum hep de. Furkan dedi ki, işte nasıl arkadaşım gibi bahsediyorum. Furkan Palalı dedi ki, hani kızın ayağının altına bir yükseltin, bir şey yapın falan. Ben orada hem üzülüyorum hem de mutlu oluyorum. Beni düşünüyor, evet falan gibisinden. Araba çıktı mı oto yıkamadan? Evet Necat Bey. Buyurun. Bu? Şuna mı gönderdin? Hayır efendim. Oto yıkamadan gönderler. Araçtan çıkmış. Arka koltuğa yere düşmüş. Anladım. Sağ sahneleri tek tek koyacağım zaten. Böyle işte. Böyle ufak ufak başladık işte. Şey yaptık. Ta ki koronaya kadar. Şu korona muhabbetleri başlamadan önce, ya tam başladığında aslında Hizmetçiler dizisi başlamıştı o sırada. İki bölüm mü, üç bölüm mü ne yayınladılar? Ben de işte iki bölümünde yer alacaktım. Tabii bunu net açıklamıyorlardı ama öyleydi yani. İşte yani benim işte metnimin net devamı vardı. Kaç kişiye sordum bunu ama yani net cevap vermiyorlar asla. Sahneyi çektik ettik falan, evlere dağıldık. O günden sonra mı, birkaç gün sonra mı ne, set yasakları başladı. Otomatik olarak askıya alındı. Bunların da işte birkaç sahnesi çekilmemiş galiba. O bölümü yayınlayamadılar. O bölümleri yayınlayamadıkları yetmemiş gibi, bu korona muhabbeti daha da uzayacak vesaire diye
Final kararı aldılar. Aslında dizinin de çok seveni vardı ya. Hani bayağı merakla bekleyeni vardı. Başta ben geliyorum. Hani her gün girip fragman yayınlanmamış oldu mu falan diye sürekli girip bakıyordum. Sonra işte böyle final kararı aldılar. Aslında o dizi tutardı, çok da güzel giderdi. Farklı da bir konusu vardı. Ama olmadı. Şimdi korona muhabbetleri girdi etti falan. Benim tamamen set olayları yalan oldu. Zaten İzmir'e geldim. Şimdi de işte bir şans eseri bir menajerle tanıştım. Şu an onunla çalışmaya başladık. Proje bekliyoruz. İnşallah yakın zamanlarda sahaları döneceğim. Öyle planlıyorum. Olmazsa artık burada yani yapacak bir şey yok aslında. Bir gün belki denk gelir, şansıma şey olur falan gibisinden şey yapacağım gene yani. Bu arada da yani boş durmuyorum. Hala işte kendi kendime metin çalışıp işte yani audition çalışıp video çekiyorum. Çünkü sektör duranı kabul etmiyor. Hani bir şeyler yapmalısınız. Gelelim şeye. Bu sektöre girmek isteyen arkadaşlar ne yapsın? Bu sektöre girmek isteyen arkadaşlar ajanslara gitmesinler. Öyle Instagram'da gördüğünüz reklamlara, işte orada burada gördüğünüz bilmem nelere falan kanıp gidip de bir ajans işte o formu doldurup da şunu işte formu doldurayım, gideyim görüşeyim vesaire yapmayın. Çünkü şimdi korkuyorum da başıma bir şey gelecek diye korkuyorum. Onun korkusu var. Şimdi yani kariyerime başlamadan bitirmeyeyim. Şöyle ki yani sektörde evet çok güzel ajanslar var. Bir şeyler yapabileceğiniz, işte set ortamını deneyimleyebileceğiniz, oyunculuğu vesaire deneyimleyebileceğiniz güzel birkaç ajans var. Ama ve lakin herkese kanmayın. Çünkü işte çok kişiden duydum. Bu konuda çok şey okudum. Şey yapıyorlar. İşte bu tanıtım vesaire bilmem işte denk düşüyor. Gidiyor görüşmeye. İşte yok fotoğraf ücreti, yok set kart ücreti gibi garip bir takım şeyler için para istiyorlar. Verilen meblağlardan bahsetmeyeyim. Çünkü can yakar. Ya hadi şöyle diyeyim. Ya birinden şunu duydum. Fotoğraf çekimiydi, oydu, buydu bilmem ne. 500 lira, 1000 lira gibi böyle komik rakamlar veriyor. Ve sonra ne oluyor? Aramıyorlar. Çünkü gerçek değil. Öyle bir şey yok. Yani sizden işte bir şekilde para isteyen, mesela fotoğraf çekim için alıyoruz, set kart için alıyoruz bu parayı diyenlere o parayı vermeyin. Çünkü yalan. Yani başarılı, gerçekten size katabilecek bir ajans, bir şey sizin o parayı istemez. Aksine sizin onlara size bu parayı vermesi lazım mantıken baktığınızda. Siz niye para veriyorsunuz ki? Yani bu düzenbazlık. Bunlara dikkat edin. Yani sizden herhalde 5 kuruş dahi istese oradan koşarak uzaklaşın. Ciddiyim bu konuda. Sizden hiçbir şekilde para talep edemez. Ki onların vermesi gerekirken. Bunu bir aklınızda bulundurun. Şimdi ajansları kötülüyormuş gibi olmuyor. Gitmeyin, çalışmayın vesaire demiş gibi olmuyor. Ama bu işe sıfırdan başlayacak biri çok iyi bir şekilde araştırmasını yapsın. Ben oyuncu olmak istiyorum diye diyorsanız eğer ajanstan önce eğitim almaya bakın. Ve eğitim alacağınız yeri çok iyi seçmeniz lazım. Çok iyi seçmeniz lazım gerçekten. Ne eğitim veriyor? İşte, ya eğitimin kapsamını, süresini, ücretini, işte kim eğitim veriyor, veren kişi kim? Ya detaylı bir araştırma yapın. Eğitim veren yeri araştırın. Tamam eğitim vermiş. Okey, belki güzel kapsamlı bir eğitim veriyor ama daha önce oraya gitmiş insanlarla bir konuşun. Ne kazandırmış onlara? Elbette ki her insana bir şeyler kazandırıyor. Ama sizin düşünceniz oyunculuk olduğu için
ve bu yolda yürüyen biri bu eğitimi aldıysa eğer oradan onunla bir iletişime geçmeyi deneyin. Size ne fayda sağlayacak ona bir bakın. Ve bu arada tekrar söyleyeceğim, eğitim alacağınız yeri iyi seçin. Gerçekten çok fazla yer var. Çok ciddi rakamlar isteniyor. Çok ciddi hem de. Ben 6 haftalık bir eğitim almıştım. 6 hafta 6 gün. Tabii 6 gün mü? Hayır. 6 haftalık bir eğitim aldım. Haftanın 2 günü gidiyordum. 3000 lira gibi bir rakam verdim. Bana çok güzel şeyler kattı. Çok yararlı oldu. Her açıdan etkiledi. Ve o eğitimi aldıktan sonra gittiğim her sette gerçekten güzel şeyler başardım. Çok yararlı dokundu. Ama eğitim kapsamına gelecek olursa eğer çok kapsamlı değildi. Size o yüzden diyorum eğitim alacağınız yeri iyi seçin. Ve eğitim verecek kişi de çok önemli. Bunu da aklınızda bulundurun. Eğitimi aldınız. Çok güzel kapsamlı bir eğitim aldınız. Size gerçekten bir faydası dokundu. Kalkıp da ajanslara gitmeyin. Neden diyorum? Çünkü zaten doğru adımı atabilmek için, doğru bir şey yapabilmek için zaten eğitim aldınız. Güzel bir eğitimdi. Size de faydası oldu. Kendinizin farkına vardınız. Neler yapabileceğinizi gördünüz. Bu saatten sonra kalkıp ajansa gitmek büyük bir saçmalık olur. Menajer bulmanız lazım. Çünkü yani o kadar eğitim aldıktan sonra ajansa gidip bir şeyler yapabileceğinize inanıyorsanız yanılıyorsunuz. Yapamazsınız. Çünkü ajanslar net figürasyon. Yani ajanslardan çıkıp da işte oyuncu olan bilmem ne falan yok. Belki işte birkaç tane diyalog sahneye gidersiniz. Showreel biriktirirsiniz. İşte bunu yayınlarsınız. İşte atıyorum ne bileyim menajere verirsiniz, edersiniz falan. Okey bir şeyler olur. Veya hiçbir şey olmadan işte gittiğiniz set işte sahne yayınlandı. İşte biri gördü etti falan sizinle iletişime geçti. Okey olur. Ama ajanslarla çalışıp da gidebileceğiniz öyle büyük şeyler yok. Büyük proje yok. Alabileceğiniz büyük roller yok. Bu yüzden diyorum işte çok iyi bir eğitim alın. Daha sonrasında ajansa gitmek yerine menajere gidin. Çünkü ajanslarla bir yere kadar gidebilirsiniz. Bir yere kadar ilerleyebilirsiniz. Düşünüyorum söyleyebileceğim, anlatabileceğim bir şey var mı diye. Ama bence zaten belli başlı olanlarına değindiğimi düşünüyorum. Bir, sizden 5 kuruş daha iyi isteyen bir ajans, işte şunun ücreti, bunun ücreti diye isteyen bir ajans olursa oradan kesinlikle uzaklaşın. Çünkü dediğim gibi onlara size para vermesi lazım. 2. Kesinlikle ve kesinlikle eğer bu işi cidden düşünüyorsanız, bir hevesiniz varsa, bir yeteneğiniz, bir şey olduğuna inanıyorsanız net eğitim almalısınız. Çünkü eğitim almadan hiçbir şey olmuyor. 3. Menajer bulun. Ben İstanbul'dayken çok denemiştim ama asla bulamamıştım. En son hatta şey var, benim tatlı alanımda Onur diye bir arkadaşım vardı. İşte 10-15 tane flash disk alacaktı. İşte fotoğraflarımızı, showreel'ımızı, audition'larımızı ekleyip işte kapı kapı dolaşıp verecektik. Korona gelince olay alan oldu, hiçbir şey yapamadım. İzmir'e gelince şanslıdır işte, tanıştım, etti falan. Şimdi proje bekliyoruz dediğim gibi. Ama tekrar söylüyorum, para isteyen olursa kaçın. Çünkü çok ciddi oyunlar dönüyor. Ya insanların hayalleriyle, emekleriyle oynuyorlar. İnanılmaz bir şey. Şöyle bir olay duymuştum. Hangi set olduğunu bilmiyorum. Bilsem de zaten isim vermeyeceğim kesinlikle. Bir yerden, bir şehirden, şehri de hatırlamıyorum ama bayağı bir uzak. O şey işte bir ajans anlaşıyor. 1,5 milyara yakın bir para veriyor. Sonrasında ta oradan kalkıp İstanbul'a sete geliyor. İstanbul'a gelmek için uçağa biniyor. Uçaktan sonra sete yetişebilmek için havalimanından set alanına kadar taksiye biniyor.
Ve bu da size söyleyeyim. Yemeği içmeyi artık salladım. Çünkü sette yiyorsun zaten. Sette yemeğin, işte içeceğin net var. Çayın, kahven net bulunuyor. Yol parası, işte o uçağıydı, taksiydi falan fistan. Oluyor sana yine 500'lerde. Bak hiçbir şey yapmadan, hiçbir şey olmadan çok komik bir rakam için 2 milyar para harcıyor bu insan. Bir şey olacak umuduyla. Ya çok sinirleniyorum. O kadar çok şey var ki. Yani insanlar o kadar çok para vermişler ki o ajanslara, bilmem nelere falan. Ama kalkıp da bununla ilgili de bir şey yapamıyorsun. Anca bir toplanıp 15 kişi bunlar dolancı diye şikayet edeceksiniz. İşte belki bir ihtimal paranızı alacaksınız falan fistan. O yüzden diyorum işte, yani sizden para isteyen olursa net uzaklaşın. Evet, videonun sonuna geldik. Bu konu hakkında daha fazla işleyemezdim. Çünkü zaten şu an yani net konuşamam. Hiç bu işlerin içinde olmasaydım bir bildiklerim, yani bu bildiklerimi bildiğim her şeyi sizinle net paylaşırdım. Ama işin içindeyim, o yüzden yapamam. Sadece diyebileceğim işte zaten anlatacağım çok da bir şey yok aslında. Çok kötü bir deneyim de yaşamadım ama dolandırılma olayları çok fazla. O yüzden bu videoyu çekmek istedim. Ben bir şekilde başladım evet ama çok soru alıyorum. İşte beni de işte şu ajansa yazdır da ne yaptın da ne ettin de işte bizi de yükseltti falan fistanla çok şey alıyorum. Çok mesaj alıyorum. O yüzden çekmek istedim. Kimse kimseye bir şey yapamaz ya. Yani kim, yani tamam okey, ben bir şeyler yaptım. Bir şekilde kamera önünde bulundum. Birkaç sahneye dahil oldum. Okey evet ama ben daha kendim işte bir şeyler, bir çok büyük bir projede oynamadım ki yardım edebileyim. Çok büyük bir statüm yok ki bu işte işlerde bir şey yapabileyim sizin için. Yapamam. Kendiniz yapmanız lazım. Ama en baştan beri söylediğim gibi eğitim her şeyin başı. Eğitim almadan hiçbir şey olmaz. Yani bu işlerde eğitim gerçekten çok önemli. Bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beni izlemeyi lütfen bırakmayın. Beni izleyin. Hala o 40 kişinin şeyiyleyim yani. Biliyorum ki o 40 kişi ben bu videoyu yüklediğimde geri gelip izleyecekler. Videomu beğenip kanalıma abone olup yorum yapabilirsiniz. Çok mutlu olurum. Hepinizi çok 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 öpüyorum. Kendinize iyi bakın.